Arkadaşlar, en son harfleri değiştirdik. Şimdi bu harfleri sıra millete öğretmeye geldi. Latin harfleriyle basılan ilk gazete dedik Mardin Gazetesi için. 1 Kasım'da harfleri değiştirilmiş harflerle beraber rakamlar da değiştirildi. Şimdi millete bu harfleri öğretmemiz lazım. 24 Kasım'da Mustafa Kemal Türkiye'de okuma yazma seferberliği ilan etti. Yani millet mektepleri açıldı. Millet mekteplerinin parolası çok açık. Herkes okuma yazma öğrenecek diyor. Ve o günün anısına kendisine baş öğretmen ünvanı verildi. Ve ondan dolayı da 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. Ama o zamandan beri değil tabi. Normalde dünyada Öğretmenler Günü 5 Ekim'dir. Bizde de öyleydi. Ve 1981 yılında öyle akıllarına gelmiş. Belki şeyden oldu. 1981'de Atatürk'ün doğumunun 100. yılında UNESCO dünyada Atatürk yılı ilan etmişti. Belki e, o zamanki 81'de işte darbeciler de artık Kenan Evren oradan mı akıllarına geldi artık utandılar mı ne? Bize has bir şey yapmışlar güzel olmuş. 24 Kasım 1981'den beri bizde öğretmenler günü olarak kutlanıyor. O zamandan beri değil yani. Evet. Millet mektepleri de bu şekildeydi. Herkes okuma yazma öğrenecek diyor efendim. Şimdi milletin eğitim kültür seviyesini artırmak için bir kurum açıldı. O zamanlar çok işlevi olan çok önemli bir kurumdu burası. Halk evleri açıldı. Halk evlerinin temel açılış amacı ee, okuma yazmayı artırma falan da do, kültür seviyesini artırma doğru. Ama asıl amacı ilke ve inkılapları halka benimsetmekti. Yani asıl amacı cumhuriyet tipi adam yetiştirmekti halk evlerini. Halk evleri aslında yeni bir kurum değil. Osmanlı'dan kalan... bazı kurumlar halk evlerine dönüştürüldü. Bizde Türk Ocakları vardı. 1912'den beri var Türk Ocakları. İttihatçılardan beri var. Türk şey Halk Bilgisi Derneği vardı. Bir de öğretmen birlikleri vardı, muallim birlikleri diye. Bunlar birleştirildi, halk evlerine dönüştürüldü. Ha, dönüştürüldü. Tabii daha sonra halk evleri biraz da CHP'nin e, siyasi kuruluşu gibi çalışmaya başladı. Daha sonradan artık iyice tamamen Rus sempatizanları buraya girdiler ve e, 1951'de Demokrat Parti döneminde kapatıldı. Demokrat Parti bunlar rejim karşıtı hareket ediyor falan dedi değil. Aslında kendi karşıtı olduğu için kapattı da. Ama gerçekte de rejim karşıtı bir yere de dönüşmüştü. Artık Atatürk'le de bir alakası kalmamıştı. Atatürk resimleri indirildi. Orak çekişler asıldı falan. Ondan sonra 60 darbesinden sonra tekrar geri açıldı. Ha, geri açıldı. Türk ocakları da ayrılıp kendi kimliğine yeniden döndü. Bugün halk evleri hiç Türk ocaklarının kurduğu bir yere benziyor mu? Yok. Benzemiyor. Ee, Halk evlerinin hatta çıkardığı bir dergi vardı. Ülkü dergisi. Bunu sorsalar var ya e, muhtemelen çoğu yanlış yapar. Halk evlerinin bugünkü e, şekline, şemaline bakınca e, şıklara şey de koyacağım. Maksis bakış. Efendim, Kaldıraç. Bunları da koyacağım şıklara. E, Halk evlerinin çıkardığı dergi hangisidir diye. Ülkü dergisidir efendim. Burada halk evlerinin bir şeyini görüyorsunuz fotoğrafını. Ne yazıyor önünde? Halk evleri Türk Birliği'nin kültür kaynağıdır diyor. Evet. Ama daha sonraki hali bunun alakası bile yok tabii ki. Evet şu anki hali. Evet. Halk evleri gençler böyle. İnsanlara dikiş, nakış, okuma, yazma, bağlama, çalma, duvar örme. Efendim daha sonra kurulan köy enstitülerini de böyle mındar edeceğiz biz. Çok önemli kuruluşlardı bunlar ve çok önemli işler yapacaklardı. Bugün bile ihtiyaç olan yerler. Bugün halk eğitim merkezleri var ama çok daha fazla işlevi olan yerler değil. Daha basit. Halk evleri daha köklüydü. Daha kurumsaldı. Daha ciddi işler yapıyordu. Bugün bile ihtiyaç olan yerler aslında bunlar bakarsanız. Ama maalesef bunlar her kurduğumuz iyi, önemli işler yapan yeri biz zaten biliyorsunuz zamanla mındar ederiz. Bizim tarzımız öyle hiçbir şey kurulduğu gibi kalmıyor yani güzel bir şekilde kurulur. Sonra o sadece bir anı olarak kalır. Evet. Zamanında böyle güzel bir yer vardı diye. Köy enstitüleri de öyle olacak. Evet. <laughs> Halk evlerinin çıkardığı dergiye de dikkat edin gençler. Ülkü dergisi. Burada bir şey paylaşmışım size dikkat edin. Çok sorulur bu. Çok sorulur. Atatürk döneminde Atatürk'ten önce Atatürk'ten sonra diye. Çok sorulur. Türk Ocakları 1912. Mehmet Emin yurda kul Osmanlı'dan kaldı Türk ocakları. Ha. Millet mektepleri, halk evleri Atatürk dönemindedir. Söyledim. Köy enstitüleri de Atatürk'ten sonradır. İnönü döneminde. Ha. Bunlara dikkat edin gençler. Çok sorulan bir şablondur bu. Atatürk döneminde açıldı. Atatürk'ten önce açıldı. Sonra açıldı. Ya da Atatürk dönemi diye sorup hep şeyi koyarlar. Ya önceki Türk ocaklarını ya sonraki köy enstitülerini koyarlar. Türk ocakları, Osmanlı'da kökenstürleri de sonra anlatacağım ileride. İnönü döneminde 1940'ta kurulacak. Onlar Atatürk dönemi değil. Bunlara çok dikkat edin. Bir de e, bu dönemin meşhur bir ressamı var. Onu da söyleyeceğim size yeri gelmişken burada gençler. Ondan sonra da iki tane kültür kurumundan bahsedeceğim. Yani Türk Tarih Kurumu, Dil Kurumunu anlatacağım şimdi size birazdan. İbrahim Çallı Atatürk döneminin en ünlü ressamıdır. Burada dikkat edin arada kalmasın. İbrahim Çallı çok güzel tabloları olan bir adam. Denizli'nin Çal ilçesinde. Orada bir heykeli de vardı onun. Sonra o heykeli birkaç sene önce belediye kaldırdı herhalde. Kaldırın şunu park yapacağız diye. O döneme ait ne varsa yok ediyoruz adım adım. Evet İbrahim Çallı. Atatürk portresi vardır meşhur İbrahim Çallı'nın. ve Atatürk ona bir resim çizdirmişti. Paraların üstüne koydurmak için. Ergenekon'dan çıkış diye bir bildiğimiz resim meşhur tablo var ya resim. Onu İbrahim Çallı çizdi Atatürk'ün isteğiyle. Daha sonra o dönemki paraların üstüne de koyuldu bu. Atatürk dönemi paralarını görürseniz üzerinde bir kurt resmi vardır. Böyle Ergenekon'dan atlayan bir kurt. Ondan sonra İbrahim Çallı çizmişti bunu. Yine çok anlamlıdır Hatay'ın ana vatan hasreti. Evet. Orada ee, bir tane bir köylü kız oturmuş. Ee, şeye bakıyor. Türkiye tarafına bakıyor. Hatay'ın anavatan hasreti. Çok hüzünlü, çok güzel bir tablo. İbrahim Çallı'nın. Onu da söylemiş olayım size. İbrahim Çallı'yı. Şimdi iki tane kardeş kurumdan bahsedeceğim size. Tarih ve Dil Kurumları. Atatürk'ün çok önemsediği iki kurum bunlar. Atatürk bunlardan mirasından payda bıraktı. Hatta vasiyetinde İş Bankası'nın yıllık gelirinden bunlara pay verilmesini istedi. CHP yıllarca bu parayı vermedi tabii. Daha birkaç sene önce kazandılar daha mahkemeyi. E, tarih kurumuyla dil kurumunun payını özellikle vermiyorlar. İşin içinde para oldu mu biliyorsun Atatürk'ün en çok sahip çıktıkları mirası o zaten. Tabi iş bankası falan para var çünkü işin ucunda. Tarih kurumu ve dil kurumu. Türk tarih kurumu neden açıldı denirse işte Türk tarihini araştırma, Türklerin dünyaya katkılarını tespit etme, Tamam bunları bilirsin. Onda bir şey yok ki. Asıl bir şey bilmediğiniz bir şey vardır sizin. O sırada Avrupalılar bizim sarı ırktan geldiğimizi yazıyorlardı. Çinliler sarı ırktır. Mustafa Kemal buna acayip sinirlendi. Derhal bu iddiaların çürütülmesini istiyorum dedi. Hatta bizimkiler coştular karşı atağa geçtiler. Biz kimseden gelmiyoruz hepiniz bizden geliyorsunuz dediler. Ha. Olaya ta Hazreti Adem'e kadar bağlayan oldu. Adem Türk'tü dediler ta en yukarıdan bağladılar. Atatürk Sümerlerin, Hititlerin Türk olduğunu söylüyordu. Hatta Amerika'daki Aztek, Maya ve İnka'ların da Türk olduğunu söylüyordu. Hatta bunun için Amerika'ya araştırmacı göndermişti ve soyadında Maya Tepe koymuştu. Tahsin Maya Tepe. Evet. O Machu Picchu falan var ya antik kentler. Dünyanın yedi harikasından da sayılıyor. Amerika'ya giden ilk yerliler Asya'dan gittiler. Bu doğru. Avrupalıların Amerika kıtasını görmeleri ne daha 500 sene. Ondan önce Amerika'daki yerliler Uruguay, Paraguay, Meksika, yukarıdaki Alaska'lılar, Kanada'dakiler, onlar bunlar, kızıl Bunlar hep Asya'dan gitme adamlar. Asya'dan da gittilerse bunlar ya Moğol'dur ya Türktür ya Çin karışımıdır. Yani kesin. Avrupalıların daha Avrupa Amerika kıtasını görmelerine ne daha dört günlük mevzu. Amerika'daki yerlilerin Türk olma ihtimali de yüksek. Özellikle Meksikalılar. Ben onların kesin Türk olduğuna inanıyorum. Hatta Amerika'ya biliyorsun için ikinci bir Çin seddi ördürüyorlar. Amerika duvar örüyor Meksikalılar girmesin diye. Kavgacı gürültücüler, yemekleri bize benziyor. Ata meraklılar, hırsızlar. Ondan sonra kavgacı gürültücüler. Şamanları var. Şaman var bugün. Uruguay'da, Şili'de, Paraguay'da, Meksika'da ormanın içinde yaşayan şaman var. Adı da şaman. Evet. Ondan sonra e, ta Amerika'daki insanların böyle bir inancının olması, doğaüstü güçleri olduğuna inanması, adının şaman olması falan garip değil mi sizce de? Yani bizimle nerede? aynı inançlar. Evet. Türk Tarih Kurumu'nu kimler kurdu? Yusuf Akçura, Türk Tarih Kurumu'nu kuranlardan birisi. Tevfik Bıyıklıoğlu, Türk Tarih Kurumu'nun ilk başkanıdır gençler. Tevfik Bıyıklıoğlu ve Atatürk'ün manevi kızı da bizim ilk kadın tarihçimizdir. Profesör Afet Hoca'dır. Afet İnan en önemli cumhuriyet tarihçisidir gençler. Atatürk'ün kızı diye torpil gelmiş bir tarihçi değildir ha. Afet İnan çok sağlam tarihçidir. Ee, ve e, bizim ilk kadın tarihçimizdir. Tevfik Bıyıklıoğlu'nu da sormuşlardı bir şeyde. Daha doğrusu şöyle sormuşlardı. Tevfik Bıyıklıoğlu, Yusuf Akçura gibi isimlerin kurduğu Kurum, Türk Tarih Kurumu'nun kendisini sordular yani. Ha, kendisini sormuşlardı. Böyle çalışmaları var Türk Tarih Kurumu'nun. E, önemli işler yapmış. İlk kazılar yapılmaya başlanmış gençler. Kazılar yapılıyor. İlk kazılar Ahlatlı belde. Bugün Ankara'da yapılıyor. Ondan sonra e, Anadolu Medeniyetler Müzesi kuruluyor. Etnografya Müzesi kuruluyor Ankara'da ee, önemli çalışmalar Atatürk'ün çok meraklı olduğu da bir şeydir ve Atatürk bizim zaten burada olduğumuzu savunuyordu Anadolu'da öyle zaten yani Malazgirt bizim Anadolu'ya ilk gelişimiz değil son gelişimiz aslında ve Atatürk de bunu söylüyor ve Hatay'dan bahsederken mesela Atatürk ne diye bahsediyor 40 asırlık Türk yurdu diye bahsediyor değil mi Hatay'dan bahsederken ama Anadolu'ya biz geleli 10 asır oldu bakarsan. Değil mi? Ama 40 asır diyor. Biz zaten buradaydık diyor. Öyle zaten. Tam Mardin'de şeyde bile Erzurum'da, Mardin'de, Doğu'da bir sürü yerde e, bizim İskitlere ait mezar taşları çıktı şimdi. Bu Atatürk'ün tezinde doğruluyor aslında. Gençler, Türk Tarih Kurumu'nun bir dergisi vardı. Belleten dergisi. Bu da soruldu. Atatürk'ün en son adını koyduğu dergidir. Adını da kendisi koymuştu. Hala var. Türk Tarih Kurumu'nun dergisidir ve e, en son vefat etmeden önce incelediği e, kitaplardan birisi olduğu kabul edilir. Belleten dergisi Atatürk vermiş ismini. Belleten. Bir sene sonra Türk Dil Kurumu açılıyor. Türk Dil Kurumu ile ilgili şöyle bir soruda düşmeyiniz efendim. Çok dikkat edin. İşte Okuma yazmanın artırılması için neler yapıldı dese mesela size latin harflerini alırsınız. Millet mekteplerini alırsınız. Halk evlerini alırsınız. Türk Dil Kurumu'nda alır değil mi çoğu okuma yazmanın artması falan deyince? Hayır, düşmeyin. Düşmeyin. Dikkat edin. Türk Dil Kurumu'nun okuma yazmayı artırmakla ilgisi yok. Türk Dil Kurumu dilin kendisiyle uğraşır. Dili millete öğretmekle uğraşmaz. Dilin ekiyle, köküyle uğraşır. Dilin sadeleşmesiyle uğraşır. Bilimsel bir kurum. Teknik bir kurumdur yani. ha Türk Dil Kurumu'nun ilk başkanı da Samih Rifat'tır. İlk başkanı. Dilin kullanılmayan kelimelerin tekrar dile kazandırılması, dilin sadeleştirilmesi, dilin özüne döndürülmesi, ondan sonra yabancı kelimelerin Türkçeden çıkarılması ee, ve duru öz Türkçe'ye dönülmesi gibi. Hatta vatandaş Türkçe konuş sloganı falan da ondan sonra başlayacak. Evet. Burada dikkat edelim buna. Türk Dil Kurumu'nun e, direkt millete okuma yazma öğretme diye bir amacı yoktur efendim. Okuma yazma öğretmek derken e, aklıma geldi size onu da söyleyeyim. Şimdi bizim millet, şey, bizimkiler harfleri değiştirdiler ya. Şimdi harflerin milleti öğretirken, hazır okuma yazma öğretiyorken millete ne istiyorsan onu da öğretsen olmaz mı? Mesela fişleri hazırlarken e, fişleri, inkılapları yazsan, hem millet okuma yazmayı sökmeye çalışırken, hem de millet aynı zamanda şeyi öğrense, e, inkılapları öğrenmiş olsa değil mi farkında olmadan? Örtük öğrenme mi, gizli öğrenme mi diyorlar buna? Ha. Mesela fişler hazırlanırken neydi? Boş boş işlerle uğraşıyorlar ya, ben çok sıkılırdım onlarda. Mesela Ali Atabak, e, ondan sonra Ömer Mısır yiyor, öteki süt içiyor, öbür, herkes bir yerde sürtüyor lan ben ne de çalışacağım kendim. İnsanın hevesi kalmıyor, hepsi bir yerde dolaşıyor, geziyor. Fişleri mesela öyle yazmasalar da nasıl yazsalar diyelim. E, i̇pek şapka giy, giy, ipek giy. Ali tek zaviyeleri kapat, kapat Ali kapat şeklinde değil mi? Fişleri falan hep öyle inkılapları yazdılar ki millet aynı zamanda okuma yazma öğrenirken inkılapları da benimsesin diye. Öyle bir şey de oldu ya. İnkılaplar yazıldı. Gençler, bu Türk Dil Kurumu ile ilgili Güneş Dil Teorisi diye bir şey var. Ondan da bahsedeyim size burada. Ee, aslında biraz uçuk tabii ifade bu. O zaman biraz da Hitler'le Mussolini'nin başlattığı bir rüzgar var dünyada. Ondan da etkilendi bizimkiler. Ee, ve biraz da coştular. Bir de Türk Dil Kurumunda çalışan bir adam var. Türk Dil Kurumunun ilk genel sekreteri. Ee, Ermeni kökenli bir vatandaş ve çok bize hizmeti de geçmişte bir adam Agop dil açar Tabi biraz Türkçeyle de oynamış Bazı işleri de var öyle Türkçeyi aslında e, evrensel bir dil olarak göstereyim derken bilinçli mi bilinçsiz mi bilmiyorum ee, Biraz daha, daha sonradan sanki alay edilen bir dil kökü olmayan bir dilmiş gibi bir algı da oluştu sonradan mesela kelimeleri işte Türkçeleştirirken öyle bir şey ben olduğunu sanmıyorum ama öyle bir rivayet var ya. İşte otobüse e, Türkçeleştireceğiz diye çok oturgaçlı götür geç. Hostese gök götürü konuksal avrat. <laughs> avrat Türkçe değil ama. Ondan sonra böyle şeyler. Agop dil açar. Dil açar soyadını Atatürk verecek ona. Dedi ki bir gün Atatürk'e gelip biraz yalakalık da seziyorum ben orada. Dedi ki paşam dedi ben araştırdığım dünyadaki bütün diller Türkçeden türüyor dedi. Atat lan Atatürk'e öyle bir şeyse ne söylüyorsun? Adamın zaten zayıf noktası. Atatürk dedi ki çocuk seni tebrik ediyorum dedi. Aynen ben de senin gibi düşünüyorum dedi. O zaman bunu yayalım dedi. Güneş dil teorisi öyle ortaya çıktı yani. Bütün dillerin Türkçeden türedi. Adam Atatürk'ün hassas noktasını biliyor. Atatürk öyle bir şey kesin inanır ki sen söylediğin zaman. İçinde Türk geçiyor, bütün diller Türkçeden türüyor. Atatürk'ün zayıf damarından girmiş adam. Evet, biraz orada bir yalakalık da var sanki. Dedi ki senin soyadında dil açar yapıyorum dedi. Agop dil açar. Güneş dil teorisini ortaya attı, ortaya attı tabi. Bunlar tabi uçuk ifadeler. Türkçe dünyanın en köklü ve en eski dillerinden biri mi? Doğru. Ama bütün diller Türkçeden türedi demek e, tabi çok da mantıklı bir şey değil. Uçuk ifadeler bunlar. Evet. Şimdi eğitimle ilgili, kültürle ilgili size yapılan bütün çalışmaları anlattım gençler. Şöyle bir toparlayacağım. Toparlayacağım. Çok fazla isim geçti burada. Çok fazla şey geçti. Onun için bunları size bir toparlamak istiyorum şöyle. Bir de bunlar hangi ilkelerle ilgili diye de bakıyorduk biz değil mi? İnkılapları anlatırken hangi inkılap hangi ilkeyle ilgili diye de bakıyorduk. Onu da yapacağım. Bir de özet şeklinde böyle bir çıkarım yapacağım İsimleri falan şöyle bir kenar not alacağız yani kenara şöyle bir ufak not alacağız. Ne anlattım size? Önce bütün okulları topladık milli eğitime bağladık. Doğru mu? Sonra kapatılması gerekeni kapattık, düzeltilmesi gerekeni düzelttik. Sonra ee, okul şeyle ilgili kanun çıkardık, marif teşkilatı kanunu diye o içeriği doldurduk okulların içini doldurduk. Sonra size açılan okullardan örnekler verdim. Bir sürü okul saydım. 1924'ten 36'ya kadar açılmış yüksek okul seviyesi okullar saydım. Sonra harfleri değiştirdik. Sonra bu harfleri götürüp millete öğretmeye çalıştık. Sonra da iki tane kültür kurumundan bahsettim. Tarih kurumu ve dil kurumundan bahsettim değil mi size? İki tane kurum. Ha, anlattığım buydu yani. Şimdi bunlar isterseniz hangi ilkelerle ilgili şöyle bir toparlayalım mı beraber? Madem alanı bitirdim eğitim kültürü. Ben sorayım. Siz yine oraya bakmadan bana cevap verin. Baştan şöyle sorayım. İlke inkılap tam oturmuş mu bakalım. Ben sizden gelen cevapları şu an görmesem de kulağıma geliyor. Hissediyorum neye ne cevap verebileceğinizi. Tevhidi tedrisat kanunu. Nedir? Layıklıktır. Önce. Halkçılık var mı içinde? Tabii. Herkes okuma yazma öğrenecek falan. Ee, i̇şte işte ilkokul olacak falan tabii ki halkçılık da var. Milliyetçilik var mı içinde? Tabii ki var. İnkılapçılık zaten var mı doğasında? Var. Laiklik, halkçılık, milliyetçilik falan. Ee, i̇çeriğine girelim. Mesela diyor ki e, ilk öğretim zorunlu parasız diyor. Halkçılık. Ortaokul, lise falan açılmış nedir? İnkılapçılık. Medreselerin kapanması nedir? Laiklik dediğinizi duyar gibiyim şu an. Tabii laiklik. Ondan sonra Marif Teşkilatı Kanunu nedir? Laikliktir, halkçılıktır, milliyetçiliktir, inkılapçılıktır. Değil mi? Yani zaten tevhid-i tedisata benziyor. Karma eğitim dese mesela, çok basit tabii. Kız erkek birlikte okuyacak diyor. Halkçılık. Ona zorlayıp çok laiklikte çıkarmaya çalışmayın. Hani kız erkek e, birlikte okuması sanki eski dini şeye göre olabilir. Doğru. Ama zorlamayın çok siz fazla. Zorlarsan doğru oluyor. Ne mesela hangi gerekçeyle kız erkek birlikte okumuyordu? E, dini gerekçeyle önceden, değil mi? Ee, okullar saydım. Nedir o okulların hepsi? İnkılapçılıktır. İnceden mesela orada devletçilik de var mı? Var ama size fabrika, banka dururken gidip de şeyi e, devletçilik diye de sormaz yani okulları falan. Tamam devletin ekonomik bir yatırımı var mı orada? Var. Doğru. İnkılapçılıktır daha çok. Harflerin değişmesi Latin harfleri inkılapçılıktır. Gençler burada şuna dikkat edin. Gider size yeni Türk harflerinin kabulü diye verir. Milliyetçilik diye de alır. Siz de alacaksınız. Böyle salakça bir şey var. Zaten siz gerçi yeni Türk harfleri diye görünce onu kesin alırsınız. Milliyetçilik diye de. Ha. al alın. Alacaksınız. Öyle alıyorlar. Neymiş? X'i Q'yu almadık ya diyor. Onun için Türk harfleri milliyetçilik. Sanki A'yla B bizim. Yani milliyetçilik diye de alıyorlar. İnkılapçılıktır da. Millet mektepleri nedir? Çok net. Herkes okuma yazma, halkcılık. Halk evleri nedir? Halkçılık. Ondan sonra e, tarih kurumu çok basit. Milliyetçilik. Dil kurumu, milliyetçilik. Değil mi? Milliyetçilik. Evet. Şimdi buradaki mevzuyu özet şekilde şöyle bir sıralayacağım size gençler. Çok fazla isim geçti burada. İsim geçti. Bunları ben bir sayfa halinde burada yazdım. Bu şeyden eğer soru çıkacak olursa herkeste yapamaz. Çok dikkat edin. Özet şeklinde bu şeyi, bu kısmı buraya yazdım. Şimdi birlikte şöyle bakalım. Ee, nelerden bahsettik mesela? Bir sürü isimler falan geçti. John Deve adı geçti mesela, değil mi? Bir kelimeyle hatırlatıcı yazsam ne derim ki ana? Yani bir kelime söyleyeceğim, bana hatırlatma yapsın. Zaten gençler not almak budur. Ya oturmuş adam kitabı deftere yazıyor. Ne yapıyorsun diyorum not alıyorum. Lan o not almak değil. Bildiğin bir şeyi hatırlatmak için kenara köşeye küçük küçük not alırsın. Not odur. Bilmediğin şeyi not alamazsın. Anla, anlatamıyorum yani bunu bir türlü. He. John Dewey'in yanına bir kelime müfredat yazsam yeterli olmaz mı hatırlatma değil mi? Müfredatlar düzenledim. Albert Malch adı geçti. Ne yazarım? Yanına İstanbul Üniversitesi yazsam yeterli olur değil mi? Hatırlatmak için. Albert Malch. Afife Jalen'in adı geçti. Tiyatro yazsam yanına yeterli herhalde. İlk kadın tiyatrocu. Afet İnan adı geçti. Yanına bir kelime tarih yazsam herhalde anlaşılır değil mi? İlk kadın tarihçi. Afet İnan. Tevfik Bıyıklıoğlu adı geçti. Yanına TTK yazsam herhalde yeterli olur. Türk Tarih Kurumu. İlk başkanı ya. Samih Rıfat adı geçti. Yanına ee, bir kelime herhalde TDK yazsam Türk Dil Kurumu'nun ilk başkanı yeterli olur değil mi hatırlatmak için? Evet. İbrahim Çallı adı geçti. Yanına ressam yazsam yeterli olur değil mi? Bir kelime ressam. Ee, başka ne geçti? E, ee, i̇sim olarak. Ee, şey geçti mesela. Tahsin Mayatepe, o bir şey değil de araştırmacı yazsam hani Amerika'ya gönderdi ya Atatürk Mayalar. Ee, yanına mayalar yazsam yeter mesela herhalde. Efendim Ülkü Dergisi geçti. Ülkü Dergisi'nin yanına bir kelime şey yazsam yeterli olur mu? Latin harfleri. İki kelime değil mi? Latin alfabesiyle basılan ilk gazete. Ee, şey Mardin Gazetesi. Mardin Gazetesi'nin yanına Latin harfleri yazsam yeterli. Ülkü Dergisi'nin yanına halk evleri yazsam yeterli olur herhalde. Halk Evlerinin dergisi, Ülkü dergisi. Belleten dergisinin adı geçti. Yanına bir kelime yazsam, Belleten dergisi, TTK yazsam, Türk Tarih Kurumu'nun dergisi ya. Yeterli olur. Ülkü dergisi, Mardin gazetesi, Belleten dergisi. Efendim bir de ekonomide anlatacağım gerçi de kadro dergisi var. Bizim ilk ekonomi dergisidir. Ekonomide anlatacağım onu. Atatürk çıkarttırıyor. Yakup Kadri'nin Şevket Süreyya'ya ekonomi dergisi. Onu göreceğiz. Böyle kısa kısa bunlar yazılabilir. Bu işin özü. Konuyu dinlememiş, bilmeyen adam için şunlar hiçbir şey ifade etmez işte. Oturup ezberlemek zorunda kalır adam. Niye? Konuyu bilmiyor. Dinlemiş adam için bu yazdıklarım ne ifade eder? Oo çok şey ifade eder. Anladınız mı? Dinleyip not almakla ezberlemeye çalışan arasındaki farkı hangisi zor sizce? Millet kolay zannediyor onu. Ezbercilik mi zor? İnsan gibi dinleyip de anlamak mı zor? Ezber zor. Ezber zor. Bilmediğin bir şeyi kendi kendine kodla. Saçma sapan hareketler yap. Şifreleyeceğim bilmem ne yapacağım diye. Ha. Ama dinlemişsin. İşin özünü de almışsın. Bir kenara atmışsın. Kafa rahat. Süper. Konuyu biliyorsun çünkü. Evet. Siz o çevredeki Popülist efendim şey yapacağım insanlara, insanlara bu işin sana kolayını söyleyeceğim deyince çok hoşlarına gider çünkü. Öğrenciye karşı işi pazarlaman en kolay yoludur bu. Hafıza tekniği yapıyorum. Şifrelemeyle öğretiyorum. Herkese böyle full yaptırıyorum. Hiçbir halt yaptıramaz. Yapamazsın yani. Evet. O işin şeyidir. Evet. Öğrencinin hoşuna gider. Bizim millet beleşçi çünkü. Onun için kumarbazlık da çoktur bizde. he. Ben zor yoldan mı şey yapıyorum size sanki katlanacak? Hayır. Otur insan gibi basitçe dinle yani. Benim yaptığım işte zor değil ki. Evet. Ne yapacağız bu yeni nesil, yeni kreasyon e, hocalar ve yeni nesil öğrenci tipinde? Bilmiyorum. Çaresizlik içindeyim yani. Öğrenci onu daha kolay zannediyor. Dört tane Instagram hesabı takip edersem, oradan da üç tane şifre kaparsam, oho full yaparım. Hiçbir haltı demezsin. Ya millet keriz zaten oturmuş saatlerce beni dinliyor. Sen de gideceğine hop oradan halledip çıkacaksın. Öyle bir şey yok. Ya öyle bir şey yok. Evet. Eğitimi bitirdim. Eğitimi bitirdim. Ekonomi kaldı. Ekonomi de yoğundur. Ekonomi en yoğunu zaten. Buradan soru kaçırmazsan gelecek soruları başka türlü kaçırmazsın kolay kolay. Ekonomi özellikle KPSS'de belki bir soru gelir. Evet. Ama... Özellikle içinizde kaymakam adayı olan varsa burayı öyle bir dinleyin ki Türkiye ekonomisi diye bir ders var. Hem KPSS'de var hem kaymakamlık sınavında. Alancılardan bahsediyorum. Buradan size dünya kadar soru gelir. Siz bu dersi, bu anlatacağım dersi, Türkiye şey, ekonomi inkılapları var ya. Bunu siz KPSS için değil, özellikle Türkiye ekonomisi için dinlemenizi istiyorum. 10 tane Türkiye ekonomisi sorusu geliyor. Bir ara 6-7 tanesini tutturmuştuk biz burada. Ya bunlardan soruyor. Zaten Atatürk'ten sonra yatırım mı var doğru ülkede? Ya bunlardan soruyor size ya da en son TÜİK verilerinden. Yani en son onlardan soruyor. Burayı çok onlar çok daha dikkatli dinlesin. KPSS'ciler normal dinlesin. TYT'ciler normal dinlesin. Ama kaymakam adayıyla o KPSS'de Türkiye ekonomisi çözecekler var ya. Onlar aha böyle kulaklarını şöyle açıp dinleyin. Bir ders anlatacağım yerden 6-7 tane soru çözer çıkarsın. Ha. Onun için... Kafayı boşaltın, hazırlanın, gelin. Şimdi bir ara daha vereceğim. Döndüğümde size ekonomi anlatacağım gençler. Tamam mı? bölünmesin diye ekonomiyi ayrı başlayacağım. Birazdan tekrar görüşmek üzere efendim.